Selamlar arkadaşlar, günaydınlar. Bana günaydın, siz ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama güzel bir kahvaltı tabağımız var. Bugün baskete gitmeyi planlıyorum. Kahvaltıyla başlamak istedim videoma. Daha sonra da bakalım neler olacak, neler yapacağız. Vloglarımızda artık rutin hale getirdiğimiz soru cevaplardan bir tanesini yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bu vlogda soracağınız soruları bir sonraki vlogda sizlere cevaplamaya çalışıyorum. Tabii bütün sorular değil de birkaç tane seçtiğim. Çok fazla yine gelen bir önceki vlogda şu an yorumlar kısmındayım. Abi hangi AVM'ye gidiyorsun? Abi nereye gidiyorsun? Abi nereden alıyorsun? Gibi ürünlerimi işte bileklik, tişört, ayakkabı çok sorular geliyor. Arkadaşlar zaten birçok yaptığım şeyleri hep size yayınlıyorum. Bir nevi zaten YouTube kanalımın olayı da bu. Lütfen kargo açma videolarını ve vlogları izlerseniz ve tam izlerseniz nereye gittiğimi zaten yazıyorum. İşte altta küçük işte Ankara, cephe AVM, işte şura bura şeklinde tarih saat de veriyorum bazen. Birçoğunu söylüyorum. Hani o kadar ulaşılamaz değil yaptıklarım. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan bunu sormanıza gerek yok. Sadece size yayınlamış olduğum işte 20 dakika, 30 dakikalık videoları tam geçmeden izleyin ve göreceksiniz. Bu geçerek izleyenleri anlamıyorum. Çok hep de altta sorular oluyor. Ne yaptı, ne etti falan böyle bir yanar yakılırcasına sorular geliyor. Gerek yok bunlara. Daha ucuz ayakkabıları inceleyecek misin sorusu var bir de. Aslında hep amacım bu ama arkadaşlar sonuçta bir bütçe ayırıyorum. Hiç giymeyeceğim bir ayakkabıya da para vermek istemiyorum. Bu 50 lira da olsa, 20 lira da olsa. O yüzden de genelde hep güzel ayakkabılar, daha pahalı ayakkabılara gidiyorum. Benim tavsiyem de sizlere bu olur. Bir defa alın ama hani 10 numara 5 yıldız olsun ve sürekli giyebilin. Ben kendim de eskiden biraz böyle düşünürdüm. Şimdi de böyle düşünüyorum. Ama ucuz ayakkabılar gelmeyecek değil tabii ki. Yapabildiğim kadar yine yapmaya çalışıyorum. Bütçeli ama kaliteli olan modellere yer vermeye çalışıyorum. Ama yakınlarda bir Decathlon'dan ayakkabı, daha uygun ayakkabılar yapasım var. İşte Kinetics var, Jump markası var. Bu markalarla da iletişime geçtim. Genel itibariyle beni hiç iplemiyorlar. İlerleyen zamanlarda bir reklam çalışması yapmaya gayret edeceğim. Bu soruları soran arkadaşlarım için biraz daha hem yaşı küçük hem parası olmayan arkadaşlarım için iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama genelde benim tavsiyem basketbolda daha kaliteli ayakkabıların sizlere daha iyi yardımcı olacağı. Tabii dışarıda oynanması sıkıntıları oluyor. Birçok pahalı ayakkabıyı dışarıda kirletesiniz gelmiyor veya çabuk eskiyorlar. O yüzden bir ihtiyaç olduğunun farkındayım. Dediğim gibi yakın zamanda bir Decathlon ayakkabısıyla bunu yapmayı düşünüyorum. Ne zaman olur? Tabii ki bir zaman söylemem mümkün değil ama aklımda olan fikirlerden bir tanesi. Bugünlük bu 1-2 soru yeterli olacağını düşünüyorum. Bu vlogda da sorduğunuz sorulara bir sonraki vlogda cevap vereceğim. Merak ettiklerinizi, sormak istediklerinizi aşağıda yorum kısmında yardın arkadaşlar. Bu arada üstümdeki de Robe de Chambre mı deniyor? Ne deniyordu tam olarak da emin değilim. Biraz böyle uzun soğuk havalarda güzel gidiyor arkadaşlar. Böyle aldık üstümüze takılıyorum. İşhal etmem gerekiyor arkadaşlar. O yüzden laptopum açık. Birkaç şey hallediyorum. İşi kolayladım biraz arkadaşlar. Şimdi ise salona gitme zamanı. Ne yapacağım? Bugün 3 adet ayakkabının sadece görüntüsünü çekmeyi düşünüyorum. Bayağı beni bir iş bekliyor yani. Bu salonlarının saatlerin kısıtlanması, sokağa çıkma yasakları falan beni kötü etkiledi. İlk başta bu Puma RS Dreamer çok da ağırlar. Ayakkabı taşırken belim gidecek zaten. Bu var. Bunu direkt kutusundan çıkartıp poşete koyup yanıma almayı düşünüyorum. Şunun ağırlığına bak ya. Şunun ağırlığına bak. İleri kanalı çıkartayım. Bu kadar çirkin bir ayakkabı. Ayakta güzel duruyor ama ya. Ayakta denemiştim, evet güzel duruyordu. Herkes de öyle demiş ya zaten. Bu kadar elde kötü durup da ayakta güzel duran bir evet. Bununla direkt ayağıma giyip yürüyerek çıkabilirim biliyor musun? Aynen, bence de hiç taşıma şey ağır ağır. Aynen, ben bunu direkt arkadaşlar ayağıma giyeceğim. Elim biliyorsunuz kötü, bir de bunlar bana çok ağırlık yapmış oluyor. Taşımakta zorlanıyorum. Bunlarla güzel bir kombin yapmış olalım şimdi o zaman, değil mi? Aynen. Tamam, bunu aradan çıkarttım, çok iyi oldu, çok mutlu oldum. Şimdi bir tane şu var. Dan Issue. Bak çorabını da bıraktım yanına. Adidas çorabını. Çok tatlısın. Bu Dan Issue'yu yanıma alacağım çünkü kutusu çok güzel. Kutusuyla bir giriş yapmak istiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz her yapacağım şeyi önceden planlamam gerekiyor. Böyle her şey karambole, bam güm gir, hallet gibi olmuyor tabii ki. Kyrie basketbolda bunu da Nike kutuma koyacağım. Ayakkabı kutuma. Hatırlıyorsunuz ayakkabı çantası almıştım. Uf, bu da çok güzel ya. Bence en güzel gözüken bu. Kyrie üçlü olmuyor. Aynen öyle. Bunu nasıl bir kombin yapsam peki sence? Nasıl bir kombinle giysem? Bence bu. Bunu yanıma alıyorum. Şort var ya, tarım verdim.
Siyahlı bir kombinle. Hadi o zaman şimdi kombinleri düşünelim. Bu bembeyaz bir kombin istiyorum. Zaten bununla aslında Kylie Love'un kombinlerini ayrı yapmam lazım. Birçok kıyafet değiştirip yapmak istemiyorum. Adresi sadece ayrı yapacağım. Öyle düşünüyorum kafamda, ne dersin? Kylie'yim. Şimdilik. Altıma bir tane şimdi hemen siyah eşofman giyeyim. Streamer'la güzel olur. Üstüme de bir tane aslında böyle bir beyaz hoodie gibi bir şey atsam. I'm good to go direkt. Das olarak arkadaşlar, Danish ile giymelik. Bu yeni açmış olduğum, belki hatırlarsınız, bir önceki vlogdan almıştım yeni Adidas'lar. Onları giymeyi planlıyorum. Üstüme de yine aynı şekilde bir tane şöyle Adidas giyeceğim. Gayet güzel oluyor. Bunlar Adidas'ları tamamlamış olduk. Hala etiketi burada. Ben etiketimi şöyle kopartayım. Spor salonunda tayt değişikliği çok zor, git gel, vaktimiz de o kadar yok. O yüzden beyaz taytın hepsini giyeceğim. Yapacak bir şey yok. Diyorum ki beyaz tayt hepsine giyeyim çünkü siyah tayt giy çıkar, çok zor olacak. Bence de. Zor, gayet ona tekrar giremem bir şeyine. Beyaz bununla da siyah tayt güzel olur. Bununla da güzel olurdu bence de. Beyaz tayt altına nasıl olur? Siyah çorap, beyaz tayt. Olur. Bence olur ya. Olur. Zaten. Yani puma tayt ne olacak? Peki üstüme sadece yeni aldığım tişörtü mü giysem? Bitirebilirim. Tamam. Son. Puma'da olacaksın dedin. Yok, beyaz, siyah, beyaz. Adidas'la aynı olacak. Şunu, tişört pek giymeyi sevmiyorum aslında ama bu çok güzel olduğu için Irving falan. Bunu da Kyrie'de giyerim. Gayet iyi oldu. Evet, şimdi Nike giyeceğim şu an çıkarken. Bir tane bana beyaz hoodie almamız lazım. Çünkü beyaz güzel bir hoodie almamız lazım. Değil mi? Kaliteli bir şey. Aslında iki tane yeni hoodie söyledim. Niye beyaz? O green, H&M green gayet her şeyin üstüne olur. Ama beyaz olsa iyi olur. Ayrıca arkadaşlar... Çok karanlık çıkıyorsun, ben bu tarafa geçeyim. Ayrıca şimdi Sedat, bir önceki videolardan görmüşsünüzdür. Hatta işte özel hoca tuttum diye de bir video yapmıştım. Sağ olsun hep benim kameramanlığımı o yapıyor ve en ufak bir ücret talebi de olmadı bugüne kadar. Ve ben de hani ilk günden beri biraz olsun teşekkür olarak düşünebilirsiniz. Hep aklımdaydı bir şeyler yapmak ama tabii yapamayacağım şeyin de sözünü vermek istemiyorum. Bayağıdır bu Jumpman Diamond şortlarıma bayılıyor. Ve benim de aklımda var ona bir tane alayım, bir tane hediye edeyim diye. Alamadım ama kendimden bir tane hediye edeyim diye düşünüyorum. Ve şu kırmızıyı aslında düşünüyordum çünkü bayağı beğenmişti bunu. Bunu veresim var. Aslında bunu tabii ki kameraya çekmemek daha iyi olabilirdi. Ama şu an kameradayız, bilmiyorum, vlogdayız. Bir tane alayım diyordum ama hani hediyenin en güzeli en beğendiğini hediye etmektir olayı var ya. O yüzden en beğendiğim şortum da bu. Ama acaba kırmızı değil de siyah mı daha çok beğenir diye düşünüyorum. Siyahta da şunu hediye edebilirim diye düşünüyorum. Ne dersin? Fakat şöyle bir şey var. Boyu 1.91. Benimle aynı bedenleri giyse de bu biraz dar. Yani bu ona muhtemelen olmaz diye tahmin ediyorum. Veya çok sıkar. Daha bak kalın, daha büyük, daha geniş. Ya gerçi bu da kısaymış. Bilemiyorum ne yapsam. Yani bu sanki daha iyi olur gibi. Ya bu da olmazsa ona, yani bu da olmazsa artık şansına küssün. Bu da olmazsa yapacak bir şey yok. X'ler mi açacaksın? X'ler de çok mu büyük olur onu bilemedim. Bence tam bedenin olur. Evet, oturur. Bunu hediye edeyim istiyorum arkadaşlar. Aslında dediğim gibi ayakkabı, farklı şeyler yapasım var ama işte kanalın boyutu belli, getirisi belli. Öyle olunca bir şeylerin altına girip söz vermek de istemiyorum. Ama en azından bu şekilde bir teşekkür etmek istiyorum. Umarım mutlu olur. Hiç böyle bir şey benden istemedi dediğim gibi. Direkt olarak hani benim düşüncem bu. Bir şeyler yapayım, teşekkür edeyim. Hani kendiliğinden ben sana yardım ederim. Ne zaman olsa videonu çekerim tarzında. Artık şu zamanlarda pek buluşamıyoruz gerçi. Onun vaktine uymuyor, benim vaktime uymuyor. Bu şekilde bir teşekkür. Nasıl vereceğim şortumu? Bana sen hiç teşekkür hediyeleri almıyorsun ya da vermiyorsun. Kameraman kendinden geçiyor. Bu kameramanlarla uğraşmak zor arkadaşlar. Sana hep sürekli hediye almıyor muyum? Sürekli bir şeyler almıyor muyum? Başka olsun. Sen doyumsuz olmaya başlıyorsun yavaş yavaş. Şimdi hadi hızlıca giyinelim. Beni spor salonunda bekliyor muhtemelen. Çok geç kalacağım. Şekildeyiz. Gayet iyi oldu, yakıştı. Hadi çıkalım. Bayağı taşıyacağım şey var. Sonra Sedat'a bakalım hediye edince nasıl bir tepki verecek. Onu da kameraya yakalamaya çalışacağım ama olmayabilir. Artık vloglarda her şeyi kontrol etmek zor oluyor çünkü. Evet, şimdi şu şekilde olduk. Aslında videoyu direkt böyle çeksem mi daha iyiydi bilemiyorum ki. Puma. Oluşumuz da Puma. Puma Team olduk. Kamuflaj ve Puma Team. Puma Team kamuflaj.
Oğlum gel sen bu videoyu beraber çekelim. Çak 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 çak. He? Çak 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 çak. Çak çak çak. Let's go. Çak 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 çak. Senin bakmalarını yerim ya. Senin bakmalarını yerim. Evet şimdi dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Geç bile kaldım. Amcamın maskemi de giyeyim. Bayağı soranınız oldu. Instagram'dan bir fotoğraf paylaştıktan sonra. İşte abi maske nasıl? Hoşuna gidiyor mu falan? Ben çok memnunum. Yaklaşık 10-15 gündür falan kullanıyorum. İkincisini de almayı düşünüyorum. Bunu large, XL almıştım. İkincisini medium large alacağım. Biraz dikkat etmeniz lazım. Zamanla bollaşabiliyor. Ama şu an için benim için gayet rahat. Burnumda şu üst kısmında yine teli var. Nasıl? Gayet güzel. Gayet güzel. Andramo. İkincisini de gri alacağım. Şunu da yanıma alayım. İçine koyup halledebiliriz. Evet hadi çıkalım. Çok geç kaldık. Bu şekildeyiz arkadaşlar. Her yerimiz ayakkabı oldu. Severek yapınca zor geldi. Kral geliyor. Adam geliyor. The man. The myth. The legend. Aynen aynen. Nasılsın kanka? İyilik seni sormadı. Ben de uzun zamandır. Askere mi kalk? Hayır. Ama işte o da bitiyor. Paralı da yani birbirinden çok korkuyor. 20 gün bile beni tedirgin ediyor. Öyle bir sıkıntı var. Yok. Kardeşim bu da benim sana hediyem olsun. Saçmalama. Gibi söylüyorum. Saçmalama. Vallahi. Bu kadar bana yardım etmesi uzun zamandır düşünüyordum. Yeni alacaktım alamadım dedim. En sevdiğim dedim bari. Cahmen daha iyi dedim. Benim bari. Ama bir sefer dedim. Gerek yok abi. Vallahi. Normal yardım. Yok hayır biliyorum da ben teşekkür bağlı. Bir böyle bir nasıl diyeyim uzun zaman var içinde bir şeye gidelim insan. Ama inşallah olur. Yani en büyük geleni buydu bana. Bir dene istiyorsan. Kanka teşekkür ederim ya. Güle güle kullanırsın Necim. Oha çok mutlu oldum bu arada. Sen Jumpman Diamond diye bir tane de aldın o da olmadı ya. Olmadı. Geri verdim biliyor musun? Kral, krala böyle bir hediye yakışır. İnşallah daha iyileri de olur diyelim. Çok ne diyelim? Şöyle diyeyim bak. Güldüğüm belli olsun değil mi? Olur. Maskeden de bir şey belli olmuyor. Abi çok güzel. Güle güle kullan kardeşim. Dos. Yeah. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out with love. Keep it a buck, I don't always been one up on all of these. They be trying to front for all of these. I ain't got time cause they all in they feelings. Ice of the game and we making a killing. It's 2020 and ain't no division. You be the hero, I'm playing the villain. The underdogs and we walk in the building. We getting money, yeah, they think that we feeling. They talking hot, yeah, they opponents and we won't stop till we all touch a million. Don't ever forget, but we probably forgive them. I'm living, taking the cards that was given. My blessings is already written, wrapped with a ribbon. Putting ourselves in positions to making some major decisions. I started from the mud, now you see us going. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out, but look. I'm trying to get where I'm going, but haters be trolling, that's what he. Evet arkadaşlar, 3 ayakkabıyı da bitirdik. Sedat kardeşim sağ olsun. Çok güzel yardımcı oldu. Ben bittim ama baya baya kötüyüm. Belim çok ağırdı. Ama en azından sizler için görüntü çekebilmiş oldum. Şimdi bu ayakkabıları normal test edeceğim. Yaptığım her zamanki şeyleri yapacağım. Ama en azından görüntüyü halletmiş. İçim rahatlamış oldu. Çünkü spor salonları da kapanabilir. Oo ye. Yeah. Bugün yıldızı diyorsun he? Çok güzel. İnanılmaz güzel. Gerçekten bu kutu benim de en güzel kutum oldu ya. Tasarım adamlar tasarım yapmış. Salonlar kapanabilir korkusuyla. Hani şimdiden hepsini çekeyim hazır bulunsun. Yine test etmeye devam ederim yapacağımı yaparım. Ama görüntülerim hazır olsun çünkü birçok defa görüntü çekmek en problemli kısım oluyor. Sahası, imkan bulması vesaire vesaire. Durum bu. En güzel de bu gözüktü değil mi? İnanılmaz ya. Ya gözükmeye bırak gerçekten çok güzel görünüyor. Ben de bir de en kötü rengi geldi falan filan şeklinde demiştim ama ben de çok beğendim. Baskı falan sandım bildiğin oyuncak gibi bir şey yapıştırmışlar aynen. Buraya. Sert gibi. Rahatsız ediyor mu? Yok hiç anlamıyorsun bile. Ciddi mi? Çok güzel olmuş çok ya. Ayakkabı çok başarılı. Kesinlikle. Lillard'a çok benziyor ama bu daha güzel bence. Değil mi? Evet.
Performansını sen bileceksin. Doğru. Ben de çok hoşlandım. Ya bu üçünden belki de en rahat hissettiğim oydu. LoL'lar içinde de çok hafif olması hoşuma gitti. Hiç bilek koruması yok. Tuhaf. En ağırımız da buydu. Bu bile güzeldi. Ya bugün fiyat performans ürünü gibi. Kesinlikle. Kesinlikle. Da... Elindeki 750'ye bence harika bir fiyat. Bu zaten top. 1-2-3 sıralasan 1 bu olur. Tabii giyim sen biraz 2 daha... bence bu. 2 değil mi? Aynen. 3 muhtemelen. Performans ve şekil şemalı. Kesinlikle. Dış saha için en iyisi. En sağlam, en taş gibisi. Bu değil mi? Number one. Aynen öyle. Bir de çekimi de güzel yapınca insan... değil mi? Çıktık. Çok güzel oldu. Bayağı yorgunum. Eve gidip dinlenmek, böyle bir çayımı yudumlamak, kurabiyemi atmak istiyorum şu anda. Kayınpederi ve valideyi alıp eve geçeceğim. Umarım şu ana kadar da videoyu sizler de beğeniyorsunuzdur. Keyifli olmuştur. Vlogları seviyoruz. Sizler de seviyor musunuz? Gerçekten müthiş hissettirdi. Baya baya ihtiyacım varmış. Basket gerçekten zararlı olabiliyor arkadaşlar. Özellikle kalça, bel ve sırt kaslarınıza. Bu tarz bir şey inanılmaz işe yarıyor. Şu an beni çat diye çözdü resmen kaslarımı. Ben biraz korkmuştum aslında. Tüh dedim ya galiba. Hani belim çok kötü oldu yine. Ama kaslarımmış. Yanlış ararım. İyiyiz yani, sıkıntı yok. Hazır kurdum. İki tane şınar çekeyim dedim. Ve şu anda karı koca mutfağa girmiş. Yemek yapıyoruz. Yemek yapmayı seviyoruz. Sevmiyorum aslında da. Eşim güzel yapıyor. Ben de yardım edince güzel muhabbet oluyor. Acıktık. Genelde yemeği seviyoruz. Yemek yapmayı değil. Yemekte ne var? Yemekte ne var bir tanem? Kremalı tavuk. Şehriyeli pilav. Şehriyeli pilav, evet. Ve patates kızartması. Ve patates çok güzel. Hem güzel bir restoran hem de hafif fast food esintileri mi var diyorsun? Evet. Böyle seviyoruz. Tam sevdiğiniz gibi. Arkadaşlar yalnız bir pirincimiz var. Onu dökerken dışarı mı koymuştunuz? Evet, şu yanda hemen. Nerede? Ha. Evet, bu bilmiyorum. Daha önce belki çok nadir vardır. Bizim çok sevmiş olduğunuz Afgan pirinci diye geçiyor arkadaşlar. İnanılmaz bir tadı var. Yurt dışına çıktığımız tatillerde falan bunların tadına bakmıştık. Sonra baktık ki Türkiye'de de varmış. Özel alıyoruz. Bilmiyorum, bu vlogda tavsiyem olsun. Fena bir tat. Denemeden yorum yapmayın. Gerçekten çok iyi oluyor. Ben çok seviyorum. Kaç senedir yiyorum işte. Ne zaman yurt dışına çıkışlarımızda ben ortaokul lisede falandım. O gün bugündür neredeyse hep bunları yemeye çalışıyoruz. Ankara'da yoktu. Şimdi Ankara'ya da bu gelince hemen vlogda göstermek istedim. Eşim bana bakıyor, gel bu biberleri kes, kendi kesmeyecek biberler diye. Şöyle bir şey yapmıyor muydun? Seni yemem. İçinden hissetmiş olabilir o. Latife yaptım bir tane. Biberleri tavuklara doğramayı sevmiyor. Tavuklara, evet. Tavuklara dokunmayı sevmiyor. Ben seviyorum tavuklara dokunmayı. Pişt diye latife etmiştim bir tanem. We cool? Yes. Yes we cool. As always. Ah. Şımarıklıklar. OMG. OMG. Sushi de orada. Sushi de orada. Çok tatlı ya. Bir de beni sevse diye bekliyor aynı. Çekem yaman ya. Çekem yaman. Ah. Maşallah sen, maşallah. Ne yapıyor çocuğun içi?
Siz ne yapıyorsunuz? Ah, seviyor musun sen Ekrem? Ekrem Yaman. Ekrem Yaman. Siz ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Ah. Bu kare çok tatlı bir kare oldu ama. Of. Evet, yemeği yedik. Güzel bir gün geçirdik. Şimdi ise çıkış yapma zamanı. Umarım beğenmişsinizdir. Son birkaç vlogumdan daha kısa ve daha az uğraşabildiğim bir video oldu. Diğerlerinde biraz daha böyle uzun uzun vloglar çekme taraftarı oluyordum. Geçmiş vloglara bakarsanız genelde hep böyle yarım saat civarı olmuş oldu hep öncekiler ama yine de beğenmişsinizdir diye umut ediyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz ve beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Güzel içerikler oralarda da oluyor. Teşekkür ediyorum bunca zamandır destekleriniz için. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Ayakkabı dahisi bugünlük. Out.